19 yıldır iktidardalar. 19 yıldır istedikleri gibi devleti yönetiyorlar mı? Yönetiyorlar. 19 yıldır önlerine bir engel çıktı mı? Hiçbir engel çıkmadı. 19 yıldır parlamentoda çoğunluktalar mı? Evet, parlamentoda çoğunluktalar. 19 yılda devlette adaleti bitirdiler mi? Bitirdiler. Liyakati bitirdiler mi? Bitirdiler. O kadar açlar ki, açı doyurmak çok zordur. Ama namuslu açı doyurmak kolaydır. Karnı doyduğu zaman dua eder, teşekkür eder ve ayrılır. Ama hırsız olan açı doyurmak mümkün değildir. Milyonlar işsizken, milyonlar asgari ücretle çalışırken, saray beslemeleri, dört yerden, beş yerden maaş alıyorlarsa, ben AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu? Sizin adalet anlayışınız bunu kabul ediyor mu? Madem adaletten söz edeceğiz. Birisi aç, konteynerlardan çöp topluyor, yiyecek topluyor geçinmek için, pazar artıklarından bir şey topluyor. Sarayı ve beslemeleri dört yerden, beş yerden, bazen avro, bazen dolar üzerinden aylık alıyorlar. Ya bu adalet midir? Bu ahlak mıdır? Bu hak mıdır? Bu hukuk mudur? Yoksa bu soygun düzeninin bir adımı mıdır? Ha diyorsanız ki bu adaletli değildir, o zaman kardeşim sandığa gidince ben adaletten yana oy kullanacağım diyeceksin. Kimse kusura bakmasın. Ya ortağı olacaksın, yolsuzlukların ortağı sandığa gidince, ya da adaletten yana oy kullanacaksın. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorum. Ve açık net bir şey daha söylüyorum. Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. Bir daha söylüyorum. Kul hakkı yiyen hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok. Helale ihtiyacımız var. Değerli arkadaşlarım, milli iradeye ihanet ettiler ya. Diyeceksiniz ki milli iradeye nasıl ihanet edilir? Seçimle gelenler belli makamlarda Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ederler. Örneğin Cumhurbaşkanlığı makamı Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini temsil eder. Eskiden neydi? Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman devleti ikinci adamı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, o da iki seçimle, hem halkın seçimi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimiyle gelir, Cumhurbaşkanını temsil eder. Affedersiniz, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve Cumhurbaşkanını temsil eder. Şimdi atamayla gelen birisi Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil ediyor. Atamayla gelen. Nedir bu? Milli iradeye ihanettir. Bunu da herkes kulağının bir tarafında tutsun. Ne oldu da milli iradeye ihanet eder noktaya gelindi? Ne oldu da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türkiye'yi temsil etmekten alıkonuldu? Değerli arkadaşlarım, kibirli davranmayı devlet politikası haline getirdiler. İnsanları aşağılamayı, kibirli davranmayı, insanları küçük görmeyi devlet politikası haline getirdiler. 19 yılda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği kanunları yeri zamanı gelince hiç uygulamadılar. Anayasayı da uygulamadılar. Kibire bakın. 600 milletvekilinin kabul ettiği yasaları ben uygulamıyorum diyor. Referandumda milletin kabul ettiği anayasayı ben uygulamıyorum diyor. Yapmayacağım diyor. Çiftçi kardeşlerim bunu gayet iyi bilirler. Tarım Kanunu 21. maddesi ne diyordu? Çiftçiye her yıl bütçeden en az milli gelirin %1'i oranında pay verilir diyor. Teşvik edilir diyor. %1'i verildi mi? Hiç verilmedi. Kim vermedi? Yürütme organı. Yasama hakkını verdi. %1 pay vereceksin diyor. Bakın şu anda engelli kadroları boş. Devlette. Kanun var.
engelli kadrolarını, dışarıda engelli varsa alacaksın kardeşim, çalıştıracaksın. 10 bin engelli kadrosu boş. Bu ne demektir? Yasama organı ne derse desin ben dilediğimi okurum. Bu adalet midir? Bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum. Bu adalet midir? Kadro boş, engelli dışarıda işsiz ve onu almıyorsun. Ne adını almıyorsun? Kimin adını almıyorsun? O kadroları doldurmak zorundasın. İnsanlar çalışmak zorunda. Kadrolar engelliye tanınmış. Engelli raporu var mı? Var. İşsiz mi? İşsiz. Aç sınavı kardeşim, gelsinler. Adaletin tükendiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Devlette liyakati bozduğunuz andan itibaren bürokrasiyi yapacağınız yolsuzluklara hazır hale getirirsiniz. Bürokrasiye talimat verirsiniz. İhaleyi şuna ver. Efendim kanun, o zaman seni görevden alıyorum, ihaleyi ona vereni getiriyorum diyor. Oluyor mu? Evet oluyor. Peki devletin tepe noktasındaki kişiler yolsuzluk konusunda bürokrasiyi yönlendirip yolsuzluğu gerçekleştirirlerse Allah aşkına söyler misiniz, bu adalet midir? Vicdan bunu kabul eder mi? Ahlak bunu kabul eder mi? Nerede bu adalet? Nasıl ulaşacağız adalete? Adaletsizliğin daniskasını yazıyorlar. Yolsuzluğun daniskasını yazıyorlar. Şeytanın aklına gelmeyecek yolsuzluk yöntemlerini vallahi billahi hayata geçiriyorlar. Değerli arkadaşlarım, liyakati yok ettiler dedim. Bakın, bir kişi düşünün, karısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, arkeolog ama Merkez Bankası Banka Meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeoloğun Merkez Bankası'nda? Ha, ne işi var? Paranın tarihini mi araştıracak? Sümerlerde para neydi? Etilerde para neydi? Bunu mu araştıracak? Kazı mı yapacak Merkez Bankası'nda? 128 milyar doları mı arayacak orada? Kimsin sen? Ve sen nasıl oraya gidiyorsun? Kim seni oraya atıyor? Değerli arkadaşlarım, dedim ya, işi ehline verin diyor. İşi ehline vermiyorsunuz. Para yetmiyor değil mi? Bir yönetim kurulu üyeliği. Efendim geçinemiyorum. Bir yönetim kurulu daha iyi veriliyor. Efendim geçinemiyorum. Açıktan paralar. Hiç aklınıza gelir miydi?